Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde akımın manyetik etkisi ve manyetik kuvvetle ilgili sorular çözeceğiz. Hatırlarsanız içinden akım geçen bir telin etrafında halkalar şeklinde manyetik alan oluşuyordu. Soldaki tel için bakalım. Akım yukarı doğru, baş parmak akımı gösterecekti hatırlayın. Geri kalan dört parmağın dolanma yönü manyetik alanın dolanma yönüydü. Buna göre bu iki telin sağında ve solunda oluşacak manyetik alan yönlerini bulalım. Baş parmak yukarı doğruyken dört parmak telin sol tarafında dışa doğru çıkıyor. O zaman soldaki manyetik alan, şimdi yeşil teli yeşil renkle gösterelim. Dışa doğru olacak, yani nokta şeklinde olacak. Solda dışa doğruysa bunun manyetik alanı sağ taraflarda içe doğru olmalıdır. Yani L ve M noktalarında bu yeşil telin manyetik alanı çarpı şeklinde olacaktır. Diğer tele bakalım arkadaşlar. Diğer telde akım yine aynı yönlü. O zaman onun da solunda nokta, sağında çarpı olacak. Solundaki noktalar L ve K. O zaman L ve K'da ikinci telin manyetik alanı nokta, sağında ise çarpı olacaktır. O zaman arkadaşlar bakın K ve M için yönler ortaya çıktı. İkisi de dışa doğru, o zaman bileşke dışa doğru. M'de ikisi de içe doğru, bileşke içe doğru. L için bu ikisinin bileşkesini almalıyız. İkisi zıt yönlü. Acaba hangisi daha büyük? Uzaklıklar aynı. B eşittir K 2i bölü D demiştik hatırlayın. D'ler de aynı. Akımı büyük olanın manyetik alanı daha büyük olacağı için dışa doğru bir manyetik alan oluşacak. O zaman nokta, nokta ve çarpı şeklinde sıralanacak. İçine akım geçen ix, i, y akımları geçen teller K noktasında içe doğru bir manyetik alan oluşturmuş. Şimdi K noktasındaki manyetik alanlara bakarsak y için sağ el kuralına göre baş parmak sağ tarafı gösterdiğinde dört parmak üstünde, yani K noktasında dışa doğru çıkıyor. Yani aslında Y teli burada dışa doğru bir manyetik alan oluşturmaya çalışıyor. X teli ise yine sağ el kuralını kullandım. Baş parmak akım yönünde, geri kalan dört parmak içe doğru giriyor. İçe doğru, yani buradaki çarpıyı oluşturan aslında İX akımın oluşturduğu manyetik alandır. Yani Y X telinin manyetik alanı K noktasında Y telinden daha büyükmüş. BX büyüktür BY'ymiş. Bu nedenle çarpı olmuş. Peki sıfır olması için ne yapılabilir? Şimdi sıfır olması için ya BX'i azaltmalıyım ya BY'yi artırmalıyım ki arada bir yerde buluşabilsinler. Dolayısıyla X değil de y'nin artması gerekir. X telini yukarı kaydırmak. X telini yukarı kaydırırsanız manyetik alanı azalır. Dolayısıyla üçüncü ifade de burada yapılabilir. Ve bunlar yapılırsa bileşke sıfır olabilir. Evet, bu sefer akım geçen teller sayfa düzlemine dik. Buna göre i teli dışa doğru bir akım var ve geri kalan dört parmak saatin tersine doğru dolanıyor. Saatin tersine doğru dolanırken bu noktaya geldiğinde sağa doğru bir vektör olacak. Diğerine bakalım. Baş parmak içe doğru, geri kalan dört parmak saat yönünde dolanıyor. Saat yönünde dolanırken şu noktaya geldiğinde aşağı doğru bir vektör. Yani aslında i teli sağa doğru, diğeri aşağı doğru iki vektör oluşturuyor. Bunların bileşkesi arada bir yerde olacak. Yani şu 1, 2, 3'ten birisi 4 ve 5 değil. Şiddetleri lazım bize. Uzaklıklar aynı. D'ler aynı. İ için B dersem 2İ için 2B demeliyim. Bunu sağlayan 3 numaralı vektör olur arkadaşlar. Halka şeklindeki telin manyetik alanı merkezinde yine sağ el kuralıyla bulunurdu. Geri kalan dört parmak
akımı gösterirken baş parmak bu sefer manyetik alanı gösterirdi. Dolayısıyla burada yatay düzlemde bakın şu şekilde akım dolanırken baş parmak yukarıyı gösteriyor. O zaman telin merkezinde B manyetik alanı yukarı doğru bir vektördür. Hatırlayalım, B eşittir K 2 pi i bölü r. Yani fark pi çarpanı. Düz telde pi yoktu. Sadece k 2 i bölü d idi. Burada bir de pi ile çarpıyoruz. Buna göre telin merkezindeki manyetik alan masaya dik ve yukarı doğrudur. Sağ el kuralına göre doğru. Tel düz hale getirilip yani şu hale getirilse buraya uzaklığı yine r kadar olsa merkezdeki manyetik alan şiddeti azalır. Evet, düz tel haline gelince pi olmuyordu. Dolayısıyla azalıyor arkadaşlar. Halka iki tane sarım yapılırsa merkezdeki manyetik alan şiddeti değişmez. İki tane halka olursa bunu n diyelim buna 2 ile çarparız. 3 tane olursa 3 ile çarparız. Dolayısıyla azalma değil artma olur arkadaşlar. Evet, bir yarım çember, bir de çeyrek çember. Şimdi biz biraz önceki o k 2 pi i bölü r formülünü tam çember için, tam bir halka için vermiştik. Yarım olursa 2'ye böleriz, 4 de bir olursa 4'e böleriz. Burada y'nin oluşturduğu manyetik alan b vektörüymüş. Önce o b vektörünün yönünü bulalım. Yeşil tel yeşille gösterelim. Şimdi akımımız bu yönde geçerken dört parmak akım yönünde dolanıyor. Baş parmak dışa doğru. Demek ki B vektörü dışa doğru bir vektörmüş. Diğerini maviyle gösterelim. Onun akımı ters yönde dolanıyor. O zaman bu dışa doğru olduğuna göre diğeri içe doğru olmalıdır. Ona da B x vektörü diyelim. Sayısal değerlerini yazalım. B eşittir k çarpı 2 pi i bölü r ama çeyrek çember olduğuna göre 1 bölü 4 ile çarpacağız. B x eşittir k çarpı 2 pi akım yine i yarıçap yine r farkı ne? Bunu 1 bölü 2 ile çarpacağız. Yani buna b demişsek bx aslında 2b kadar olmalıdır. Farkı ne? Yönleri ters olduğuna göre bu eksi 2b olmalıdır. B vektörü ile eksi 2b vektörünü toplarsanız bileşke eksi b vektörü olur arkadaşlar. Evet, burada bir bobin görüyoruz. Bobin diğer ismiyle akım makarası diyorduk. Bobinde şöyle bir manyetik alan oluşuyordu hatırlayalım. 4 pi k i çarpı n bölü l demiştik. Buradaki 4 pi k zaten sabitti. Geriye akım sarım sayısı ve bobinin boyu kalıyor arkadaşlar. Hangileri yapılırsa B artar. Reostatın sürgüsü ok yönünde çekilirse, ok yönünde çekildiğinde buradaki direnç değeri azalıyor. Direnç azalınca akım artar. Evet, akımın artması bu işe yarıyor. V azaltılırsa, Ohm yasasına göre V'nin azalması akımı azaltır. Dolayısıyla 2 olmaz. Aynı L boyuna daha fazla sarım yapılırsa yani N'in artması isteniyor. N artarsa manyetik alan şiddeti tabii ki artar arkadaşlar. Gelelim manyetik alan içerisindeki tele etkeden manyetik kuvvete. Evet, bir tel bir manyetik alan içerisindeyse tele sağ el kuralıyla yönünü bulabildiğimiz bir kuvvet etkeder. Sağ el kuralını hatırlayalım. Dört parmak manyetik alan yönü, baş parmak akım yönü, avuç içinin gösterdiği yönde kuvvetin yönüydü. Burada
X teli için sağa doğru bir akım var. Baş parmağımız sağ tarafı gösterecek. Etkeden kuvvet aşağı doğruymuş. Yani avuç içi de aşağıyı gösterecek. Buna göre geri kalan dört parmağın gösterdiği yön manyetik alan yönüdür ki dışa doğru. E o zaman burada dışa doğru çarp noktayla gösterebileceğimiz bir manyetik alan varmış. E bu manyetik alana göre Y ve Z tellerini etkeden kuvvetlerin yönlerini bulalım arkadaşlar. Y için akım yukarı doğru. Akım yukarı doğru iken baş parmak yukarı doğru, dört parmak dışa doğru, avuç içi sağ tarafı gösteriyor. Yani Y telini etkeden kuvvet sağa doğruymuş. Peki Z teli. Z telindeki akım dışa doğru, manyetik alan dışa doğru. E akımla manyetik alan birbirine paralel. Dolayısıyla arada kuvvet oluşmaz arkadaşlar. Hatta onu formülle görelim. F eşittir B çarpı I çarpı L sinüs alfaydı. Sinüs alfa sıfır olur. Açı sıfır olduğundan dolayı manyetik kuvvet oluşmaz. Peki biraz önce yazdığımız formülü burada kullanacak olursak. F eşittir B çarpı I çarpı L sinüs alfa. Bakın L sinüs alfa lazım bize. Buradaki tel iki noktada bükülmüş. İçinden I akımı geçiyor. KL, LM ve MN için oluşan kuvvetler F1, F2, F3 demişiz. Şimdi bunları kıyaslarken bize lazım olan L sinüs alfa. L sinüs alfa aslında şu manyetik alana dik olan uzunluklardır. Mesela MN için zaten dikti D kadar. LM için şuradaki mesafe kadar. Burası 30 derece, hipotenüs 2D olduğuna göre bu da D olmalı. KL için şuradaki mesafe kadar. Yani KL'nin dik uzaklığı LM ve MN'den daha büyük. Dolayısıyla KL'ye etkeden manyetik kuvvet diğerlerinden daha büyüktür. Yani F1 büyüktür. F2 ile F3 birbirine eşit olmalıdır arkadaşlar. Çünkü D dik mesafeler birbirine eşit. Evet, içinden akım geçmeyen tel yaya bağlı olarak şekildeki gibi dengedeymiş. Şimdi burada dengeyi sağlaması için aşağı doğru bir ağırlık varsa yay da yukarı doğru, F yay diyelim ona, MG kadar kuvvet uygulamalı ki dengede kalsın. Dolayısıyla birinci ifademiz tabii ki doğrudur. Peki, içe doğru bir manyetik alanın olduğu ortamda telden bir yönünde akım geçerse, sola doğru akım geçerse, sağ el kuralına göre dört parmak manyetik alan yönünde içe doğru, baş parmak akım yönünde bir yönünde sola doğru, avuç içi aşağıya gösteriyor. Dolayısıyla bir yönde akım geçerse aşağı doğru bir kuvvet oluşur. Bu da tabii ki yayın uzama miktarını artırır. Peki bunun tersi olursa kuvvet yukarı doğru oluşacak. Yukarı doğru olan kuvvette yayı sıkıştırabilir. Çünkü miktarını bilmiyoruz. Belki yay denge konumuna gelecek. Belki denge konumuna gelmeden aşağıda kalacak. Belki denge konumuna geçip yayı sıkıştırabilecek arkadaşlar. Dolayısıyla 3 ifade de doğrudur. Evet, birbirine paralel konulmuş. Aradan da D uzaklığı bulunan akım geçen iki tel. Hatırlayalım. Birbirine paralel olan bu teller arasında bir kuvvet oluşurdu. Akım yönüne göre kuvvetin yönü belirlenir. Akımlar aynı yönlü ise bu teller birbirini çeker demiştik. Hatta buradaki kuvvetlere etki tepki çifti demiştik. Dolayısıyla bu iki kuvvetin şiddeti birbirine eşit büyüklüktedir. Hangisinin akımının büyük veya küçük olduğu önemli değildir. Her iki kuvvet de aynı büyüklüktedir. Hangileri doğrudur diyoruz? X telinin içinde bulunduğu manyetik alan şiddeti Y'nin içinde bulunduğu manyetik alandan daha büyüktür. Şimdi X'in içinde bulunduğu manyetik alan, X'in içinde bulunduğu manyetik alan Y tarafından üretiliyor. Y'deki akım daha küçük olduğuna göre burada oluşacak manyetik alan daha küçük bir değerdedir. Tam tersiymiş. X teli Y'ye
Y teninin X'e uyguladığı kuvvetten daha büyük kuvvet uygular. Etki tepki demiştik. Eşit şiddette kuvvet uygularlar. Peki teller birbirini çeker. Evet, akımlar aynı yönlü olduğundan dolayı teller birbirini çeker arkadaşlar. Yine birbirine paralel tellerimiz var. Bu sefer I ve 3I akımlar var. Yönler belirlenmiş. Buna göre tellere etkeden bileşke kuvvetin yönü nedir? Öncelikle mavi telin diğerlerine uyguladığı kuvvetleri bir görelim. Akımlar zıt yönlü iter, L'yi iter. Akımlar aynı yönlü M'yi çeker. Peki, kuvvetin değerini hesaplarken formülü bir yazalım. 2K I1 çarpı I2 çarpı L bölü D demiştik. Akımların çarpımı bölü uzaklık var. Akımların çarpımı 1, uzaklık 1. O zaman ben buna 1 diyebilirim. Akımların çarpımı 3, uzaklık 2. Buna 3 bölü 2 diyebilirim. Diğerlerini mesela aradaki pembe telin uyguladığı kuvvet. Akımlar zıt yönlü iter, 1 ile iter. Akımlar zıt yönlü iter, çarpım 3 olduğuna göre 3 ile iter. Yeşil telin uyguladığı kuvveti bulalım. Akımlar zıt yönlü iter, 3 ile iter. Akımlar aynı yönlü çeker, 3 bölü 2 ile çeker. Dolayısıyla arkadaşlar X için sola doğru 1, sağa doğru 3 bölü 2, yani sağa doğru kaldı. İkinci tel için sola doğru 3, sağa doğru 1, sola doğru kaldı. Diğerinde sağa doğru 3, sola doğru 3 bölü 2, sağa doğru kaldı. Yani sağ, sol ve sağ olacak. A şıkkında cevabımız var arkadaşlar. Peki böyle bir dikdörtgen çerçeve sağa doğru manyetik alan içerisinde akım yönünde bu şekilde olursa çerçevenin hareketi nasıl olur? Arkadaşlar, şu iki kenar manyetik alana paralel olduğuna göre buralara kuvvet etki etmez. Diğer taraflarda kuvvet var ve sağ el kuralına göre o kuvvetlerin yönlerini bulalım. Sağ tarafta akım yukarı doğru, baş parmak, dört parmak sağa doğru manyetik alan, avuç içi içeriği gösteriyor. Dolayısıyla burada çarpıyla gösterebileceğimiz bir F kuvvet oluşur. Diğer tarafta akım tersine olduğuna göre oradaki kuvvet dışa doğrudur. Yani bir taraftan içe, diğer taraftan dışa doğru çekerseniz aslında tel şu ipin hizasında dönmeye başlar. Yani tork oluşur arkadaşlar. Evet, sayfa düzleminde içe doğru bir sayfa düzlemine dik içe doğru manyetik alanda elektronla proton V hızlarıyla atıyor. Arkadaşlar, akım geçen tele kuvvet etki ediyorsa yüklü parçacıklar hareket ettiğinde de kuvvet oluşur. Çünkü akım aslında yük akışıydı. Sağ el kuralını uygularken artı yükler için uyguluyoruz. Eksi yük bulduğumuz yönün tam tersi olmalı veya sol elle yapmalısınız. Burada proton artı yüklü, dört parmak içe doğru manyetik alan, protonun hareket yönü sağa doğru ki sağ el kuralına uyar artı yük olduğundan dolayı, avuç içi yukarı gösteriyor. Proton için kuvvet yukarı doğruymuş. Elektron için sağ elle bulup tam tersini alalım. Dört parmak içe doğru, baş parmak hareket yönü aşağı doğru, avuç içi sağ tarafı gösteriyor. Artı yük olmadığına göre tam tersi sol taraf olmalıdır. Sola ve yukarı doğru olacak. Cevabımız B olmalı. Peki, manyetik alan içerisine giren bu yüklü parçacığın hareketiyle ilgili. Bakın, çembersel yolları izliyorlar. Çünkü hızına dik kuvvet varsa cisim hız büyüklüğü değişmeden çembersel bir yörüngede dolanır. Yani çembersel hareket yapar. Buradaki gibi. Peki yarıçaplar neye bağlıydı? Hatırlayalım arkadaşlar. R yarıçapı cismin momentumu yani mv bölü q b ile hesaplanırdı. Burada aynı olanları ortadan kaldıralım. B'ler aynı.
Yükleri ve kütlelere eşit. Yükleri ve kütleleri de gitti. Dolayısıyla yarıçap doğrudan hızıyla orantılıymış. Bakıyoruz 1'e 3. Dolayısıyla ben buna V dersem bu 3V olmalıdır. Vx hızı V'ye'den küçüktür. Evet, birinci ifade doğru. Peki parçacıkların yüklerinin işareti. Dolanma yönü yükün işaretine göredir. Dikkat ederseniz her ikisi de saatin tersine doğru dolanıyor. Dolayısıyla bunların yük işaretleri de aynıdır. Peki O noktasında çarpışırlar mı? O noktasına gelmesi için yarıçapı 1 olan çeyrek çember izleyecek. Diğeri yarıçapı 3 olan çeyrek çember izleyecek. Alınan yollar x'e 3x diyebilir miyiz yarıçapından dolayı? Evet. X'e 3x olursa V'ye 3V olduğundan dolayı yollarla hızlar orantılı. Dolayısıyla süre de aynı. Demek ki O noktasında çarpışırlar. Evet, gelelim son sorumuza. Sayfa düzlemine dik düzgün manyetik alan içinde fırlatılan eksi Q yüklü parçacık ok yönünde sapıyor. Peki manyetik alan ne tarafaymış onu bulalım. Baş parmağımız aşağı doğru olacak. Avuç içi sağ taraf burada kuvvet ama eksi yük olduğuna göre biz artı yük gibi düşünürsek sol taraf yapacağız. Buna göre manyetik alan dışa doğru olursa bunu sağlıyor. Demek ki bu sistemde manyetik alan noktayla göstereceğimiz dışa doğru vektörmüş. O zaman bu tele etkeden kuvvetin yönü için sağ el kuralını tekrar uyguluyoruz. Ama dört parmak dışa doğruyken akım bu sefer sağa doğru olacak. Avuç içinin gösterdiği yön aşağı doğru olacak arkadaşlar. Yani kuvvetimiz aşağı doğruymuş diyebiliriz. Evet, dersimizi burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.